Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan sadece Rus halkı etkilenmeyecek elbette. Rusya'nın en zengin, en etkili isimlerine de bu yaptırım kararı geldi. Listede yer alan 26 isim arasında devlet yetkilileri, milyarderler, oligarklar, komutanlar ve gazeteciler de yer alıyor. Peki yaptırım listesine alınan Rus isimler kimler? As Russian forces unleash their assault on Kiev and other Ukrainian cities, we are resolved to continue imposing massive costs on Russia, costs that will further isolate Russia from the international financial system and our economies. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına tehdit oluşturdukları veya zarar verdikleri gerekçesiyle 26 Rus'a yaptırım uygulanacağını açıkladı. Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde petrol, bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren oligarklar ve iş adamları, hükümet yetkilileri, üst düzey askeri yetkililer ve Ukrayna karşıtı propaganda yaptığı, Ukrayna'nın işgaline yönelik davranışları destekledikleri belirtilen gazeteciler bulunuyor. The European Union and its partners are working to cripple Putin's ability to finance his war machine. Son eklenenlerle birlikte Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Rus kişi sayısı 680'e yükseldi. Avrupa Birliği ayrıca 53 kuruluşa da yaptırım uyguluyor. Yaptırım listesindekilerin mal varlıkları donduruluyor. Bu kişilere seyahat yasağı getiriliyor. Bu kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasına engel getiriliyor. All of these measures will significantly harm Putin's ability to finance his war and they will have an eroding severely eroding impact on his economy Putin embarked on a path aiming to destroy Ukraine but what he is also doing in fact is destroying the future of his own country Avrupa Birliği'nin son listesinde Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un yanı sıra Başbakan Yardımcısı Dimitri Chernishenko, İnşaat Bakanı Irek Faizulin, Ulaştırma Bakanı Vitali Savalyev yer alıyor. We will hold the Kremlin accountable. The package of massive and targeted sanctions European leaders approved tonight clearly demonstrates that Yaptırım getirilen Rus ordusunun önemli isimlerine bakıldığında özellikle Ukrayna saldırıları için kullanılan Güney askeri birliği'nin üst kademesinin hedef alındığı görülüyor. Ayrıca Rus oligarklar ve iş adamlarından Rosneft CEO'su Igor Sechin, Transneft CEO'su Nikolay Tokarev, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Alişer Usmanov ve Peter Aven. Alfa Grup kurucusu Mikhail Friedman, iş insanı Sergey Roldugin, iş insanı Alexander Ponomarenko, Putin'in yakın çevresinden Volga Grubun sahibi Gennady Timchenko, Bank Rusya hissedarı Alexey Mordaskov ve PJSC Bank Başkanı Peter Fratkov da listede bulunuyor. We're now targeting 70% of the Russian banking market. But also key state-owned companies including the field of defense. And these sanctions will increase Russia's borrowing costs, raise inflation and gradually erode Russia's industrial base.